Arkadaşlar, sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi A, B, C, D, İ, D, E, İ, F elemanlarının alt kümenin kaçında? A, B, C'den en çok biri bulunur diyor. Gene az önce söylediğimiz gibi bir önceki videomuzda A, B ve C'yi sildik. Şu anda 2 üzeri 4 tane alt kümemizde A, B ve C'den eser yok. Şimdi burada en çok 1 dediğine göre 3'ten hiç seçmeyebilirim ya da 3'ten bir tane seçebilirim. Bu durumda 4 çarpı 16'dan cevap 64 olacaktır. İkinci soruya bakarsak, sesli harflerden yalnız ikisi bulunur. Sesli harflerimizi siliyorum. Bunu şöyle çözelim. 2 üzeri 4, 16 tane de herhangi bir sesli harfi yok. Yalnız ikisi dediği için 3 taneden seçeceğim her ikili kadar alternatifim olacaktır. 16 çarpı 3 cevap 48 olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda sesli harflerden en az ikisi diyor. Az önce 2 üzeri 4, 16'dan da herhangi bir sesli harfi yoktu. En az 2 tane seçmek istiyorum. Burada yapmam gereken şey 3'ün ikilisi ya da 3'ün üçlüsü olacaktır. 16 çarpı 4, yani burada 64 tanedir. Yani önce bulunmasını istediğim ya da istemediğim elemanları sildim. Sonra soruda bana söylediği şekilde sorumu çözdüm. Dördüncü soru için bir ekranımızı temizleyelim. Sessiz harflerden en çok biri bulunur. Şimdi sessiz harflerimizi B, C, D, F 2 üzeri 3, 8 tane kümede hep sesli harfler ya da boş küme var. Herhangi bir sessiz harfimiz yok. En çok 1 dediği için bu 8 kümeye 4 taneden 0 seçebilirim. 4 taneden 1 seçebilirim. Çarpı 8. 8 çarpı 5 cevap 40 olacaktır. Sessiz harflerden en az ikisi derse arkadaşlar. Şimdi az önce 8 tanesinde herhangi bir sessiz harf yoktu. Elimizde 4 tane var. En az ikisi dediği için 4'ün ikilisi artı 4'ün üçlüsü artı 4'ün dörtlüsü olacaktır. Cevabımız 8 çarpı işlemimizi yaparsak bura 6, bura 4, bura 1, 11 cevap 88 olacaktır. Evet, burası anlaşıldıysa 20. soruya geçebiliriz. Şimdi A, B, C, D, E, F, O kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı vardır? B ikincisinde A elemanı bulunmaz. Şimdi gene aynı mantıkla ismi geçen kümeyi, elemanı kümeden silelim. Önce ikinci soruyu çözelim beraber. A'yı sildik. Şimdi bizim 3 elemana ihtiyacımız var. A'nın olmasını istemiyorsam geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elemandan 3 tane seçmeliyim. Cevabım 20. Birinci soruya geri döndüğümde 3 elemanlı alt kümelerinden bahsediyor ve A'nın bulunmasını istiyor. Biz kümeden A'yı silmiştik. Bulunmasını istediği için garanti altına almak için A'yı götürüp iskendirimizi yazıyoruz. 6'dan 2 eleman seçmemiz gerekir. Cevap 15 olacaktır. Üçüncü soruya baktığımız arkadaşlar A, B, B, A ve B vardır. Birlikte bulunmasını istiyor. B'yi siliyoruz. Burada A'yı ve B'yi yazıyoruz. Geriye 5 elemandan bir eleman seçmemiz gerekiyor. Peki dördüncü soruda A vardır, B yoktur. Gene A ve B'yi kümeden silmiştik. B'nin zaten gelme şansı artık kalmadı. A'nın olmasını istiyorsak götürdük. A'yı buraya yazdık. 5'in ikili kombinasyonu cevap 10. A ve B'den yalnız biri vardır. Ya da diye isimlendirdiğimiz bir kavram. Burada 3 elemanlı alt kümelerden ya A olacak ya B olacak. Gene kümeden arkadaşlar kümeyi şuraya tekrar yazalım. A, B, C, D, E, F, O. Biz burada A ve B'yi kümeden sildik. 2 eleman bunun için, 2 eleman bunun için seçeceğiz. Yani geri kalan 5'in ikilisi artı 5'in ikilisi eşittir. 10 artı 10'dan 20 olacaktır. A veya B vardır. A'nın tek başına olduğu durum. B'nin tek başına olduğu durum, ikisinin beraber olduğu durum. 5'in ikilisi
artı 5'in ikilisi artı 5'in birlisi. Cevap 25 olacaktır arkadaşlar. En az bir sessiz harf. Şimdi arkadaşlar kümemizi tekrar bir yazalım. Artık buraları siliyorum. A, B, C, D, E, F, O. Bu tür sorularda arkadaşlar tüm durumdan olmayan durumu çıkartabiliriz. Tüm durum elimizde 7 elemanlı bir küme var ve 3 elemanlı alt küme sayısı 7'nin üçlüsü. En az bir sessiz istiyorsa sessizin hiç olmadığı yani sadece seslilerden oluşan ki elimizde 1, 2, 3 tane sesli var. 3'ün üçlüsünden çıkarttığımızdan 7, 6, 5, 3, 2, 1, 35, eksi 1, 34 tane alt kümemde en az bir sessiz harf bulunacaktır. A ve B'den en çok biri yani hiç olmayabilir. A olabilir, B olabilir. Şimdi aynı şekilde kümemi şuraya tekrar yazıyorum. A, B, C, D, E, F ve O. A'yı ve B'yi sildim. 5'in üçlüsü artı 5'in ikilisi artı 5'in ikilisi. Cevap 30 olacaktır arkadaşlar. A, B, C, D'den yalnız ikisi bulunacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, kümeyi A, B, C, D bir blok, E, F, O bir blok olarak ayırdım. Şimdi bu ilk bloğumuzdan sadece iki tanesini bulunmasını istiyoruz. 4'ün ikilisi çarpı, buradan ise arkadaşlar bir tane gelmek zorunda. 3'ün birlisi. Cevap 6 çarpı 3'ten 18 olacaktır. Evet arkadaşlar. Alt küme sorularının büyük bir çoğunluğunu bitirdik. Bunları iyi çalışıp tekrar etmenizi istiyoruz. Örnek 21. En çok 2 elemanlı alt kümelerin sayısı 22 olan bir küme kaç elemanlıdır? Şimdi SA kümemiz N olsun. En çok 2 elemanlı. N'in sıfırlısı. N'in birlisi. N'in ikilisi eşittir 22. N'in sıfırlısı 1. N'in birlisi N. N'in ikilisi N çarpı N eksi 1 bölü 2 eşittir 22. Payda eşitleyip işte aşağı çarpma yapacağım. 2 artı 2N artı N kare eksi N bölü 2 eşittir 22. Buradan arkadaşlar N kare artı N artı 2 eşittir 44. N kare artı N eksi 42 eşittir 0. Çarpanları ayırdığımızda N'e N artı 7'ye eksi 6. Buradan çıkacak kök N eşittir eksi 7. Buradan çıkacak kök N eşittir 6. Bir kümenin eleman sayısı negatif olamayacağından dolayı cevabımız 6 olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi kesişim ve birleşim işlemleriyle alakalı yerlerimizi bir konuşalım. Şimdi öncelikli olarak birleşim işlemi. Birleşim işlemi veya diye isimlendireceğiz. Veya diyorsa arkadaşlar birleşim işleminden bahsediyordur. A birleşim B kümesine gelecek elemanlar sadece A'da olabilir, sadece B'de olabilir ya da ikisinin ortak elemanı olur. Yani herhangi birinden gelmesi bizim için yeterlidir. O zaman A birleşim B elemanları için söyleyeceğim şey ya A'da ya da B'de ya da ikisinin ortak kısmında olabilir. Kesişim işlemi arkadaşlar, burayı V birliktelik anlamında kullanacağımız V diyeceğiz. Bu kesişme işleminde A ve B için ikisinin ortak elemanlarından bahsetmemiz gerekir. Yani A kesişim B'nin elemanı mutlaka ikisinde bulunan elemandır. Gene font bozmuş. Orada yapacağımız şey şu. Şimdi kesişim ve birleşim işleminin özellikleri. A birleşim B A ise burada şunu söyleyebiliriz. O zaman B'nin tüm elemanları A'daymış ki B'den ekstradan bir eleman gelmemiş. B alt küme A'dır diyebiliriz. Bu durumda daha düzgün yazayım. Bu durumda arkadaşlar B'nin tüm elemanları A'daymış. O zaman
kesişme işlemi ikisinin ortak elemanları B'den oluşacaktır. O zaman bir küme diğerinin alt kümesi ise birleşimde büyük küme alırız, kesişimde küçük küme alırız. A birleşim boş küme A'dır. Boş kümeden bir eleman gelmeyeceğinden dolayı A'nın tüm elemanı birleşimin elemanı olacaktır. A kesişim B, A kesişim boş küme, boş kümedir. Boş kümede bir eleman olmadığı için ikisinde ortak bir elemanın olması söz konusu değildir. A birleşim B, boş küme ise, tabi burada A ya da B boş küme ikisinin beraber boş küme olması gerekiyor. Birinde bir eleman olursa mutlaka birleşime geleceğinden dolayı V kavramı o yüzden kullanıyor. İkisinin de boş küme olması gerekiyor. A kesişim B boş küme ise ikisi ayrı kümelerdir. Fakat burada şu durumda söz konusudur arkadaşlar. Herhangi biri A'nın boş küme veya B'nin boş küme olması durumunda da kesişime eleman gelmeyecektir. Yani ikisinin elemanları varsa hiç ortak elemanları olmayabilir. Bu kümelerden herhangi biri boş küme olabilir. Birleşimin ve kesişim işleminin değişme özelliği vardır. Birleşimin ve kesişim işlemlerinin birleşme özellikleri vardır ki bu parantezlerin yer değiştirme özelliğidir. Kesişim işleminin birleşme işlemi ya da birleşme işleminin kesişim işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Şu örneğe bakarsak A kesişimi arkadaşlar dağıttığımızda A kesişim A birleşim B kesişim A birleşim C olacaktır. Aynı şekilde şuraya baktığımızda A kesişimi içeriye dağıtırsak A kesişim B birleşim A kesişim C oluşacaktır. Bunun bazıları mantıkla çıkartmak çok basit ama bazılarını da bilmemiz gerekir. Özellikle birleşme işlemi olduğunu lütfen unutmayalım. Evet, en çok kullanacağımız kurallardan bir tanesi A birleşim B'nin eleman sayısı. A birleşim B'nin eleman sayısı SA artı SB eksi kesişim olacaktır. Çünkü A ve B elemanları topladığımızda kesişme işlemini birden fazla sayıyoruz. İki sefer sayıyoruz, çıkartıp diğerine eşitlemiş olacağız. Şayet iki küme ayrı küme ise A birleşim B SA artı SB olur. Evet. Şimdi 22. soruya bir göz atalım. A birleşim B'nin en az ve en çok olması. Şimdi birleşimin en az olması için kesişme bölgesinin en fazla olması gerekiyor. Şurası A, şurası B. Şimdi hiçbir koşul verilmediğinden dolayı biz B'nin tüm elemanlarını şuraya yazarsak buraya da bunu yazdığımız arkadaşlar A birleşim B en fazla 10 olacaktır. En çok ise arkadaşlar iki kümenin ayrık olması durumunda burası 10, burası 7, birleşim en fazla 17 olacaktır. Peki altta kesişimin boştan farklı olduğunu söylüyor. Bakın bu ilki için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Burasının 7, burasının 3 olması durumunda gene en az 10 olacaktır. Ancak en çok olması durumunda bu sefer ayrı kümeler olamayacağından dolayı A ve B kümelerinde burası 1 olmak zorundadır. Toplam 10'dan şurası 9, burası 6 olunca en çok 16 elemanlı olacaktır. Peki aynı zamanda şimdi bir kavram daha getirilmiş, bir şart daha getirmiş. B, A'nın alt kümesi olmayacak. O zaman en azı da işler değişiyor. Dikkat edersek arkadaşım, şurası A, şurası B. Burada mutlaka bir eleman olmak zorunda. B, 7 elemanlıydı. O zaman 6 eleman buraya kalacak. A, 10 elemanlıydı. Buraya 4 kalacak. O zaman en az 11 oldu. Peki, bu sefer zaten yukarıda bunu yapmıştım. Tekrar etmiş olalım. Boş kümeden farklı olacağından dolayı A birleşim B'yi çok yapmak için kesişimi az yapmak istiyorum. Mutlaka eleman koyacağım. 1 koyduk. B 7 elemanlıydı. 6. Burada 9. Cevap 16 olacaktır. Evet arkadaşlar diğer videomuzda devam etmek üzere.